Sağlık alanına devrim yaratabilecek bir gelişmede sıra. Amerika'da bir hastaya ilk kez insan hücresinden üretilen bir kulak nakledildi. Üstelik de 3 boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak bilim dünyası şimdiye kadar tam uyum sağlayan yöntemin ileride yaygınlaşmasını umut ediyor. Bu yazıcıların içerisinde eğer siz vücutla uyumlu malzeme ve hücrede koyabilir ve üç boyutlu olarak inşa edebilirsiniz istediğiniz herhangi bir yapıyı. Üç boyutlu yazıcılar sağlık alanına girdi. Kulak bozukluğu olan hastaya yapay kulak yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Alexa isimli bir kadın küçük ve şekil bozukluğu olan bir sağ kulakla dünyaya geldi. Doğumsal kulak kepçesi yokluğu dediğimiz mikroti. E, 6000 doğumda bir gözleniyor. 20 yaşındaki kadının kulağından sadece yarım gramlık bir kıkırdak parçası alındı ve sağlıklı sol kulağının üç boyutlu bir taraması yapıldı. Ardından sadece 10 dakikalık bir süre içerisinde üç boyutlu bir biyoyazıcı kullanılarak kendisine yeni bir sağ kulak yapıldı. Bu kıkırdak yapı alınarak bir kolajen e, iskelet üzerine yerleştirip bu e, oldukça kısa süren bir işlem içerisinde buna bir üç boyutlu kulak şekli verip bunun bir cerrah tarafından kulak derisi altına yerleştirilip burada kulak yapılması işlemi. Bu tarz organ implantları farklı malzemelerle bir süredir üretiliyordu. Ancak geleneksel olarak kaburga kıkırdağı kullanıyorduk ve sentetik bazı doku uyumlu materyaller kullanıyoruz. Yani kaburgadan aldığımız kıkırdaklarda bile doku uyumsuzluğu veya enfeksiyon oranları yüksek oluyor. Başka bir yerin dokusu evet, çünkü. aynen biz normal kulak kepçesi şeklini verdiğimiz halde tekrardan şekilsel deformiteler ortaya çıkabiliyor. İşte tüm bu riskleri azaltan çalışma ABD merkezli bir klinik biyoteknoloji teknoloji şirketinde yapıldı. Oldukça da ümit verici bir çalışma. Bu başarılı uygulama doku mühendisliği alanında çok ama çok önemli bir adım. Çünkü bu yöntem geleneksel yöntemlere göre çok daha acısız, hızlı ve daha az riskli hem kozmetik açıdan hem de uyum açısından daha avantajlı olduğu bildiriliyor. Üç boyutlu şeklini bozmadan orada duruyor olması ve üç ay geçmiş olmasına rağmen hala o şeklini koruyor olması çok ümit vaat edeceğini ve çok hızlı bir dönemde de klinik kullanıma geçeceğini öngörüyorum.